hanımefendinin kazandırdığı tasarım ve beceri atölyelerinin açılış törenine hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyor. Saygıdeğer valim, bugün gerçekten de Muğla için çok özel bir gün. Ben konuşmalarıma başlamadan önce sizin vizyonerliğinizle, önderliğinizle Muğla'ya eğitime sunduğunuz her türlü katkıdan dolayı ve çalışmaktan çok onur duyarak yaptığım bu görevde eğitimde bizi hiç yalnız bırakmayıp sürekli rehberliğinizde ve öncülüğünüzde yürütülen çalışmalardan dolayı şahsım, kurumum ve tüm camiam adına size şükranlarımızı arz ediyorum. Saygıdeğer valim, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu dahilinde başlatmış olduğu bir kampanya dahilinde Türkiye'de hayırseverlere bir çağrı yapılarak öğrencilerimizin bilgiyi görgüyle birleştirme yeri olarak tanımladığımız eğitim tasarı atölyelerinin yapımı için bir kampanya. Emniyet Müdürümüz, değerli belediye başkanımızın eşi Eman Hanım, değerli Milli Eğitim Müdürümüz ve Okul Müdürümüz, tüm öğretmen arkadaşlarımız, Orhaniye Köyü sakinleri, basın mensupları, değerli katılımcılar. Bizim için hassas bir gün, duygu dolu bir gün, değerli ablam Bakize İnçinari'nin adına 1996 yılında Martı Marina Orhaniye'deki ilk yatırımımızı yaptıktan sonra 2000 yılında 18 derslik bu okulu Orhaniye köyümüzün hizmetine sunmak üzere açmıştık. Bugün saygıdeğer hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlamış olan ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi'nin öncülük ettiği Türkiye genelinde yapılan tasarım beceri atölyelerinin açılışı için buradayız. Değerli ilimiz Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığımızın yanı sıra ilk defa bir hayırsever tarafından yapılan tasarım beceri atölyelerinin gelişmesini ve tüm turizmci arkadaşlarımızın da bu konuya destek vermesini ve geleceğimizin turizmcilerine yaratıcı çocukların yetiştirmek üzere bu konuda gelişmeleri devam etmesi hepimizin temennisi. Biz bölgemizde 1967 yılından beri Martı Otel İşletmeleri AŞ olarak 52 yıldır ilk defa hep ilkleri yapan bir müessese olduk. Bunu değerli babam Sayın Halim Nari'nin vizyoner bakış açısına ve yaratıcı yatırımcılığına borçluyuz. Bizler de yatırımcı olarak hepimiz yaratıcıyız ve umarım tasarım beceri atölyelerinde yeni yeni yatırımcılar gelecek nesillere Türkiye'yi kalkındıracak gençlerin ilk tohumlarını atarız. Narin ailesi olarak biz Halit Narin Beyefendi'nin önderliğinde ve Nurullah Narin Beyefendi'nin önderliğinde değerli dedem Türkiye'de bugüne kadar 7000 öğrencinin eğitim alabildiği okulları çeşitli bölgelerimizde yaptık. Bizim öğrendiğimiz büyüklerimizden yatırım yaptığımız her yerde muhakkak bulunduğumuz her yerde gerek sosyal aktivitelerde bulunmak gerek Milli Eğitim Bakanlığımızla her daim birlikte çalışıp ihtiyaçları gidermek olduk. Bu nedenle 7000 öğrencimiz var. Başta Çerkezköy olmak üzere Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'nde Halit Narin adına meslek tekstil lisemiz, Fakize Narin, Nurullah Narin, İnci Narin adına ilk öğretim okullarımız mevcuttur. Kayseri'de yine tekstil meslek lisemiz, Nurullah Narin adına okullarımız, Tekirova'da diğer tesislerimizin bulunduğu bölgede ve aynı zamanda İçmeler'de de turizm meslek lisemiz vardır ve elimizden gelen desteği devam ettiriyoruz. Şanslı hepinize huzurlarınızda değerli büyüğümüz Halit Narin'e teşekkür etmek istiyorum. Bu doğrumuzda biz her ülkesini seven, milli değerlere sahip, milli değerleri taşımak, ileriye doğru götürmek isteyen Atatürk ülkelerine bağlı bir yatırımcı grup olarak bu çalışmalarımıza devam edeceğiz ve Sayın Valim sizin önderliğinizde her daim elimizden geldiği kadar Milli Eğitim Müdürümüzle çok yakın çalışıyoruz. Gerekli katkılarda bulunmaya hazırız. Kurucusu olduğumuz Tohum Otizm Vakfı ile bugün işbirliği gerçekleştirdiğimiz iki tane derslik açacağız. İnşallah bunlar da bizim için son derece heyecanlı
ilklerimiz olacak. Bu konuda da destekleriniz için, otizm konusundaki bilinçlendirmedeki destekleriniz için de Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda önümüzü açtık. Hepinize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Halit Narin Beyefendi ve Sayın Oya Narin Hanımefendi, değerli kaymakamlarımız, değerli garnizon komutanımız, değerli sahil güvenlik komutanımız, Milli Eğitim Müdürümüz ve değerli öğretmenlerimiz, değerli konuklar, bugün Orhaniye İnci Narin Yerlici İlkokulu ve Ortaokulu'na tasarım beceri atölyesi kazandıran ve bu kazanımın Oya Narin Hanımefendi tarafından gerçekleştirildiği tasarım ve beceri atölyesinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Değerli hayırseverimiz, Sayın Halit Narin Beyefendi ve ailelerine, Narin ailesine, ülkemizde ve ilimizde devletle sorumluluk paylaşarak eğitim alanında gerçekleştirmiş oldukları tüm yatırımlar için şükranlarımızı sunuyorum. Malumlarınız olduğu üzere Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan Mutlu Çocuklar, Güçlü Yarınlar 2023 eğitim vizyonunda tüm okullarımızda bir tasarım beceri atölyesi kurulacağı hedefi yer almaktadır. Ve bu hedef ülke genelinde hayırseverlerimiz vasıtasıyla hayata geçirildiği gibi devlet tarafından da tasarım ve beceri atölyelerini faaliyete geçiriyoruz. Öğrencilerimizin kişilik, ilgi, yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlayacak, kendi yaratıcılıklarını ön plana çıkaracak, yeteneklerini açığa çıkartacak olan fırsatların, araçların, imkanların sunumuyla oluşan öğrenme atölyeleri, tasarım ve beceri atölyelerimizde öğrencilerimiz düşünecek, tasarlayacak ve üretecekler. Geliştirdikleri projeleri de hayata geçirecekler. Kendilerini tanıyacaklar, meslekleri tanıyacaklar, çevrelerini tanıyacaklar. Aynı zamanda da sorun çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik ve müdürümüzün de ifade ettiği gibi çoklu okur yazarlık becerileriyle birlikte çağımızın gerektirdiği tüm becerileri kazanacaklar. Geleceğimiz, yarınlarımız, umudumuz, çocuklarımızın geleceğe en iyi şekliyle hazırlanma sürecinde bizlerle birlikte sorumluluk paylaşarak İnci Narin Yerlici İlkokulu Ortaokulu'nda tasarım ve beceri atölyesi açılmasına vesile olan saygıdeğer hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyor. Tasarım ve beceri atölyemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Valim, sizleri bırakıyoruz. Şimdi ben geldim.
Ederseniz arz etmek istiyorum. Biz de Oya Hanım'a ve Halit Bey'e katkıları sonra onları çiçeğe dönüştürdü. Şimdi tane şurada mı kaldı? O da mı olacak? Aa, çok güzel oldu. Yolda koşuyor.